duada ısrar etmek doğru mudur? Çok doğrudur. Çok doğrudur. Ya Allah, Allah Teala nasıl bir Allah? Kendisini bize nasıl tanıtıyor? Şimdi ben, ki başınıza gelmiştir. Çoluk çocuğunuzdan da görmüşsünüzdür, muhitinizden de. Geldi mesela, abi şunu benim için yapsana. Abi şunu benim için yap. Abi bunu için, abi tamam dedik ya, tamam yapacağız işte. Abi ama. En son artık görmek bile istemezsin, çaldı kapatırsın falan, meşgul atarsın. Ya bir dur be. Hani buna sabredebilecek adam çok nadirdir yani. Peygamberler, hususi veliler falan, ki onların da böyle fazla zorlama. Onların da meşreptir yani. Biz hep böyle veli her şeyi falan yaptı zannediyoruz, öyle değil. Birçok evliyanın türbesinde kılıçlar, teberler var. Kuşanmışlar, savaşmışlar da. Mesela Şabani Veli Hazretleri, Kastamonu'ya selam gönderiyorum. Kastamonu'yu çok severim. Kastamonu'yu çok severim. İnsanını çok severim. Oradan ne oluyor hemen kendine hisse çıkartıyorsun ya? Dur bir astadıyla konuşalım. Şabani Veli Hazretleri, Allah, Aşıklı Sultan, Çepliler, sahabi türbeleri, insanı çok güzeldir. İnşallah ilk fırsatta yine gideceğim Kastamonu'ya. Buradan selam ediyorum. Mesela Şabani Veli Hazretleri, müritleriyle falan hadiin demiş. Allah Allah zikir, tamam güzel de Moskov geliyor, Moskov. Kuşanın demiş, helalleşin ailenizde, gidelim ordumuza yardım edelim diye. Ya böyle adamlar. Allah onların himmetlerini, güzelliklerini, ahlaklarını üzerimizden, zürriyetimizden eksik eylemesin. Evet. Şimdi şunu söylüyordum. Hani devamlı ister yeter dersin. Allah Teala böyle değil. Nereden biliyorsun? Ayetten biliyorum, hadisten biliyorum. Ya Rabbi beni affeyle. Ya Rabbi beni affeyle. Ya Rabbi beni affeyle. Yok. Hoşuna gidiyor Allah. Hatta bunu çok isteyen, bak size özel anlatıyorum. 15-20 dakikam fazla olsaydı onu da konuşurdum ama diğer sorulara geçeceğim. Bak kestirmeden gidiyorum. Hatta bazı adamların böyle gözyaşı, hele bir de böyle genzin sızladı, bir gözyaşı döktün. Ya Rabbi ne olur beni affeyle. Veya dedin ki Ya Rabbi hastalığından şifa ver. Ya Rabbi ben senden başka kimden isteyeyim? Ya Rabbi çocuğumu ıslah eyle. Ya Rabbi ne olur beni kimseye muhtaç eyleme. Ne olur Ya Rabbi. Hoşuna gittiği zaman kulunun duasını geciktirirmiş Allah. Ne güzel dua diyor. Meleklerine de gösterilmiş. Ne diyordunuz siz insan için? Yeryüzünde fitne fesat çıkartacak, kan dökecek adam diyordunuz değil mi? Bakın benim kuluma. Nasıl ısrarla dua ediyor. Ne kadar seviyorum ben o kulumu. Bakın o kuluma nasıl bana dua ediyor diye. Ya arkadaş, sen duayı ben sana anlattım ama. Bak dua ne biliyor musun? Dua. Dua Allah'a yalvardığında şöyle bir düşün. Kime yalvarıyorsun? Rabbine. Rabbim. Bak Rabbim. Allah'ım. Mevlam. Ne demek bu? La ilahe illallah. Sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum diyorsun. O yüzden duanın şekli ibadettir. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu bir kenara. Dua yapmanın kendisi ibadettir. Neden? Allah'ım diyorsun. Allah'ım. Allah'ım dediğinde la ilahe illallah benim Rabbim. Mevlam dediğin için, kıymetli kardeşler, Mevlam dediğin için Allah Teala'ya ibadet etmiş oluyorsun. Aynıyla ibadet o. Peki duanın içinde söylediğin sözler ekstra. Ekstra onlar. Yani Allah'ım dedin, elini açtığın anda sen şu anda ibadet eden bir kulsun. Çoluğun çocuğun için istedin, hastalığın için istedin, işin gücün, eşin, aşın, hepsi için istedin. Tamam da kardeşim, onlar ekstra. O ibadet sevabını bir kere peşin peşin alıyorsun. Tamam. Anlattıydım, bir daha anlatayım mı? Kul ahirete gittiğinde makamlar görülmüş böyle. Koca koca defterler, sevap defterleri. Kimin bu dermiş? Senin işte. Allah Allah, yanlışlık olmasın. Kul o kadar şaşırılmış ki yanlışlık var herhalde dermiş.
şu kadar cennet, şu kadar hayme, şu kadar derece, sevap, sevap, sevap. Sorarmış, bir yanlışlık olmasın, ben bu kadar sevap yapmadım. Bak kul kendisini bilir. Ona ne derlermiş biliyor musun? Hani sen dünyada bazı şeyler için dua etmiştin. Çocuğum şöyle olsun, böyle arabam olsun, şöyle işim olsun, şöyle kariyer, şöyle kariyemez. Hani bir sürü dua ettin ya sen. Anlatabiliyor muyum? O kelime öyle. Çünkü biz kazanırız, kazanırız. Bazen başkaları yiyor kelimesiyle. Birisi söylemişti, hoşuma gitti o kariyer kelimesi. Kötü bir şey yani. Asla böyle şeyler tevessül etme. Çirkin bir söz. Bakın ben kullanmıyorum. Sadece yani bu çirkin sözleri kullanmayalım lütfen. Yani kazancın falan dua ediyorsun. Beş çocuğum olsun, üçü de erkek olsun, ikisi bilmem ne olsun, mavi gözlü olsun, sarışın olsun. İnsan neler istiyor? Olmuyor ama değil mi? Olmuyor bazen. Heh, derlermiş ki, ey falanca, sen dünyada bazı şeyler istemiştin ya, evet. Hani Allah Teala onları sana vermedi biliyordun sen, evet. İşte bu gördüğün dereceler var ya, ahiretteki dereceler, sevaplar. Senin dünyada kabul olunmamış diye zannettiğin duaların bereketi bu. Allah Teala senin başına bela olmasın diye onları sana vermedi. Onun yerine sana ahirette bunları verdi. Nasıl? Adam ne diyecekmiş biliyor musun? Elini açacakmış diyecekmiş ki Allah'ım keşke dünyada ettiğim hiçbir duayı kabul etmeseydin. Sadece bana bunları verseydin. Allah memnun eder. Duada ısrarı sever. Şunu çok istiyorum ya Rabbi ne olur ver. Ama kalkıp da abuk sabuk şeyler isteme. Allah'ım ben işte falancanın kızını istiyorum. İstiyorum, 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 istiyorum. Hadi bir de böyle başbakan olayım ya Rabbi. Başbakan olayım ya Rabbi. Başbakan olayım. Şimdi bir de insanın böyle bir şeyine bakması lazım. Cürmüne bakması lazım. 200 sene ömür ver ya Rabbi. Tüm herkesi Müslüman eyle ya Rabbi. Trump dahi imana gelsin ya Rabbi. Putin geceleri teheccüde kalksın. Şimdi o derler ki bir haddini bilsen. Sen daha kendin günde beş vakit namazını huzurla kılamamış bir adamsın. Dünyayı kurtarmaya çalışma. Tamam. Seninle alakalı, senin sahanla alakalı Allah'tan ne istiyorsan iste. Cümle ümmeti Muhammed dersin, onların sende hakkı vardır. Mesela cümle hastalara şifa ver ya Rabbi. Kaç tane hastayı ziyaret ettin sen hayatında? Yok. Ne oluyor şimdi? Bu sipariş bol bol nereden geliyor? Daha komşunun hastasına bakmadın. Hastayı ziyaret etmedin. Cebinden çıkarıp sadaka vermeyi bile bilmiyorsun. Herkesi zengin eyle ya Rabbi. Ya Allah'ın işine karışmayacaksın. Duada ısrar etmek derken sahanla alakalı da dua etmeyi bileceksin. Tamam mı?